Merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün bizim mahallede karşı sokakta oturan bir köşe yazarıyla beraberiz. Bağışlayın karşı sokakta dememi ama sahiden de bir zamanlar karşı karşıya gibiydik. Sizi isim olarak söylemiyorum. Evet. Ama belli bir ekip bir yerdeydi. İşte karşıtları vardı. Karşıtları derken mesela bu Ergenekon, balyoz meselesi, AKP'nin yanında olmak olmamak gibi meselelerde. Karar Gazetesi'nin köşe yazarı İbrahim Kahveci. Şimdi Karar Gazetesi'nin bütün yöneticileri bir zamanlar AKP'nin yanındaydı. Ama şu anda AKP'lilerin belki de en çok kızdığı isimler. Karar AKP'nin en çok kızdığı belki gazete. Çünkü sözcü hep aynıydı. Cumhuriyet hep bildiğimiz gibiydi. Gerçi oralarla da uğraştılar ama karar bayağı ciddi örselendi. Hatta bir ara isyan ettiniz. İlan, reklam alamıyoruz diye. Gündeme girmeden başlıkları oradan bir başlayalım mı? Medya Mahallesi ya program. Karar Gazetesi bugün baktım gene sadece icra ilanları. Bir de o kadar fena geldi ki bana. Siz habire yoksulluğu yazıyorsunuz. Belki yoksulluk nedeniyle açılan icra davalarının ilanları gazetenizin yegane gelir tırnak içinde kaynağı. Neden size reklam ilan vermiyorlar? Kim vermiyor? Şimdi ben bütün kurumu temsil etmiyorum. Ama kendi adıma şunu söyleyeyim. İbrahim Kahveci neredeydi? İbrahim Kahveci mesela 2007 yılından bir yazımı bulmuştum. Yeni Şafak'ta yazdığım bir yazı. 2007 yılında şunu yazıyorum. Türkiye önemli bir değişim ve fırsat yakaladı. Daha iyisi elbette olabilirdi. Zaten orada da çok yazılar yazdım Yeni Şafak'ta. Yani daha iyisi olması için neler olması lazım? Çok çok şey yazılar yazdım. 2007 yılındaki o yazıyı bahsediyorum. Bu önemli fırsatta Türkiye'de birçok iş dünyası, şirketler, kurumlar bu fırsatı kaçırdı. Niye kaçırdı? Çünkü 2007 yılında o güne kadar sürekli krize girdik gireceğiz, kriz geldi, krize girdik gireceğiz ama kriz derken AK Parti'nin uyguladığı politikalarla krize. Ülke aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor ve bu sayede ben Türkiye'nin büyük sermaye grupları üzerinden söyleyeyim. Hatta en büyüklerinden bir tanesinin yaptığı o 5-6 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik büyümesinin yaşandığı o dönemde Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarının yaptığı girişim çay ve su yatırımıydı. Bu kadar. Buradan neyi söylemeye çalışıyorum? 2007-2008'ler, 2008'de mesela küresel krizin, güzel küresel fırtınanın gelmekte olduğunu Ocak 2008'de başladım bu işe. Bizim krizimiz değil, küresel kriz. Ocak'ta başladım. Kriz gelene kadar neredeyse sürekli kriz kriz yazan bendim 2008'de. 2007'de Türkiye'nin o ilk baştaki o rally işte ihracatın 37 milyar dolardan 130 milyar dolara çıkması gibi o dönemde büyük ivmeyi sürekli kriz yazan bir medya vardı. Bunun karşısındaydım. 2008'de küresel kriz geliyor diye sürekli yazıp ne krizi, kriz miriz yok kardeşim cümlesini hatırlıyor musunuz? O cümle benim yazılarım üzerine söylenen cümledir. 2008'in ortasında, hatta 2008'in Mayıs ayında Merkez Bankası ekonomiyi, Durmuş Yılmaz'dı o zaman Merkez Bankası Başkanı, ekonomiyi soğutmak için faiz artırımına gitti. 2008'in Mayıs ayında en sert yazıları orada yazdım. Dedim ki ya siz ekonomiyi soğutma, zaten fırtına arkada. Ama Fırtına işte geliyor. o yüzden siz bir yazınıza aktrol diyorsunuz. Ben de hani ona dayanarak söylüyorum. Bayağı aktrollerin hışmına uğradınız. Sosyal linç dedikleri
bir duruma maruz kaldınız. Trolleri takmıyorum. Hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Ya ama burada kendi adıma söylüyorum. İbrahim Kahveci nerede durdu? İbrahim Kahveci doğru bildiği noktada durmaya çalıştı. Benim de bir ton hatam vardır. İnsanoğluyum. Ben ekrana baktığım zaman, aynaya baktığım zaman, daha dün, hatta bugün, şu anda bile aynaya baktığım zaman kendimde beğenmediğim bir sürü huyum vardır, bir sürü yapım vardır. Ama bunlarla yüzleşip onları... Benimki zaten kişisel bir soru değildi. Yok yok, şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii. O bölümü, karar noktasını. Şimdi partinin, AK Parti diyorsanız, AK Parti'nin, ben parti olarak da söylemek istemiyorum. Benim fikrimi ve düşüncelerime en yakın uygulamaları yapan dönemdi o dönem. Yaptığı zaman da yanındaydım. Şimdi benim fikrime, gördüğüm doğrulara en uzak uygulamaları yapan parti neredeyse. Benim gönlüm ister ki ister AK Parti olsun, ister CHP olsun, ister İyi Parti olsun, ister Saadet Partisi olsun. Benim bu ülkede 3 tane evladım var. Bu ülkenin iyi olması noktasında kim ne doğru karar verirse HDP dahil hepsinin yanında olurum. Doğru karar, doğru işte yanında olurum. Ve ben çevremde gördüğüm arkadaşlarla beraber bizim durduğumuz yer doğru bildiğimiz yer. Değişen bizim ekip mi? Yani bugün karar 28 Şubat döneminin bütün muhafazakar kadrosu orada. Şimdi karar mı değişti? Yoksa partilerin siyasi yapıları mı değişti? Görüşleri mi değişti? Yine bu stüdyolarda bir yıl kadar önce şöyle bir cümle kullanmıştım. İktidarların birçoğu genelde muhalefetteyken çok demokrat olurlar. Ama iktidara geldikten sonra fikirlerle, düşüncelerle, projelerle gelirler. Ve bir dönem sonra o fikirler gider. Bugün Ankara'da dedim, aynen burada, Ankara'da fikir partisinden daha çok bir güç partisi var. Ve bu güç partisinin etrafında şöyle bir soru sormuştu arkadaş. Muhafazakarlar, İslamcılar bu adaletsizlik, haksızlık, bu tür olanlar şeyler karşısında ne düşünüyor? Bu camiaya da baktığım zaman gerçekten ilkesel fikir sahibi hiçbir insanın bugün Ankara'da bu siyasi yapının yanında olduğunu görmüyorum. Ama geçmişte bu partinin çok doğru işler yaptığı, parantez içerisinde söylüyorum, çok daha doğrusu olabilirdi. Yani biz hep daha iyi yaramak durumundayız. Çok doğru işler yaptığı dönemde bu partiyi en fazla eleştiren, bu doğru olan işte dedim ya ekonomik kalkınmanın da yaşandığı o dönemde eleştiren birçok insan şu anda güce tapmış ve gücün etrafında Ankara'da onların yanında. Doğru. Ama fikirsel olarak bu fikri savunup bu fikrin noktasında sabit kalanlar, bu fikrin noktasında sabit kalanlar da bugün Ankara'da o siyasi güç partisinin etrafında hiçbiri yer almıyor. Tabii geçmişte iyi şeyler yaptı ve o zaman destekledim dediniz. Keşke sürem biraz daha fazla olsa ya da şöyle söyleyeyim. Umarım sürem kalır programda birçok şey konuşacağız çünkü. Şunu sormak isterim size. Özelleştirmeyi esas alan, inşaat sektörünü temel sektör olarak gören, yatırım yapmayan, tam tersine var olan yatırımları elden çıkartan bir iktidarın ekonomi politikası hani hakikaten doğru işler yapabilir miydi? Buna belki geliriz, belki gelemeyiz ama küçük başlayalım bir şeyle özetleyeyim mi bunu? Peki, çok kısa olsun, devam edeceğiz. Birinci dönem, AK Parti'nin iktidara geldiği birinci dönem zaten kucağında IMF Kemal Derviş eşliğinde yazılmış güçlü ekonomiye geçiş, geçiş programıydı. Hı hı. Bu güçlü ekonomiye geçiş bir dengeleri, rasyoları oturtma programıydı. O oturtma programında kamu hiçbir şeye karışmaz. Ha fikir olarak söyleyeyim, özelleştirmeye taraftarım. Yani iktisadi teşekkül olarak demir çelikte kamunun olmaması gerekir. Ben mesela onun işte gibi karşıyım. Ama onun için dedim, vaktimiz olsa stratejik noktalarda onu tartışırız. Diye. Ama
2007'lerde bitmesi gereken bu geçiş programının yerine yeni program yazılması gerekirken bu konuda çok defa yazdım. Çok defa. Ya bu programın miadı doldu. Hasta olduk. Gripiz. Veya daha ileri. Bize doktor antibiyotik verdi. Hı-hı. Ağır bir antibiyotik tedavisi. Bunun süresi 2007 idi. Biz antibiyotiği, yani 2001'de Kemal Derviş IMF öncelinde yazılan güçlü ekonomiye geçiş programını 2007'de bitirmeli ve yeni program yazmalıydık. Bunu da en fazla eleştiren, en fazla dile getiren, hatta 2009'da hatırlayın 2009'un ortasında ekonomi kabinesi değiştiği zaman bir paket açıkladı yüksek vergilerle. En sert eleştiren, manşetleri atan Yeni Şafak'ta bendim. Köşelerimde bunu en sert yazan bendim. Ama bir gün vardı yine, yurt dışına bir yere gitmiştik, bir arkadaş diyordu, kriz açtı, 2009 Şubat ayı filan veya Mart ayıydı. Siz hükümeti övüyorsunuz, ediyorsunuz falan, şöyle böyle. Arkadaş galiba, dedim ki hocam ben de medyaya yeni gelmişim, ben ekonomi uzmanıyım. Ya hocam siz bizi okuyor musunuz dedim, bakıyor musunuz ben ne yazıyorum? Ya, ne okuyorum, bakıyorum, hep yağcısınız, hep şusunuz, busunuz. Çok nahoş bir durumdu. Ertesi sabah kalktın, otelde Hürriyet gazetesi vardı. Mehmet Yılmaz Bey, muhafazakar medya, yandaş medya diye söyleyelim, nasıl gördü krizi diye yazmış. İşte şu şöyle görmedi, bu böyle görmedi, şu görmedi. Diyor ki, Yeni Şafak diyor, krizi en sert gören, içeride en sert gören ve köşesinde bu konuda en sert uyarıları yapan da diyor İbrahim Kahveci. Döndüm gazeteyi arkadaşa verdim. Kendisi de Doğan grubunda çalışıyordu o dedim. Ya kardeşim okuyor musun dedim. Önemli tabii. Okumadan, bakmadan, klişelerle değerlendiren. Şimdi karar mesela, kararla ilgili. Ya bizim Karar Gazetesi'yle ilgili patronu en fazla değişen gazete şeyi var. Ne oldu? Buraya da ceza gelmesin diye hani bir kuş çeşidi var. Çünkü TV5'te bunu söylediğiniz zaman ceza verdiler. Uyarı verdiler, acayip şey. Hani göç ediyor filan böyle şeyi var. Bu yalıda oluyor filan, ziyaretleri, ağır ziyaretçileri oluyor filan bir örgüt. Şimdi bunlar... Pardon, pelikan demek istemedi, leylekten bahsediyor. Şimdi bunlar da göç ediyor ya. Ne diyorlar? İşte açık söyleyeceğim, Davutoğlu'nun şeyi diyorlar. Davutoğlu'nun babacan mı? Babacan diyorlar daha ziyade. Davutoğlu'nun diyorlar. İşte bu kadar dönek bir örgüt. Bir gün Davutoğlu diyor, bir gün Babacan diyor, bir gün başka bir şey söylüyor, bir gün başka bir şey. Doğru. Dünya, ama burada bir gerçeği unutmayalım. Gerçek şu, İngiltere'deki başkanlık seçimlerinde Brexit oylamasına bakın, Amerika'daki başkanlık seçimine, başka şeyleri, o belgeselleri izleyin, çok önemli. Dünya siyaseti yalan üzerine kurulmaya başladı. Bunun da ekonomik şeyi var. Yani siyasette büyük yalanlar atıyorsunuz, işte Trump ne diyor? Meksikalılar Amerika'yı istila ediyor, yapıyor. Bütün seçim sistemini bunun üzerine kurdu. Meksika duvarı üzerine kurdu. Ve sonra görüldü ki böyle bir Meksika şeyi yok. Şimdi bunlara devam edebiliriz. Yani bu yalan üzerine tamam. Karar en fazla yalana uğrayan, ama acı veren tarafı da şu. Diğer medya gruplarındaki arkadaşlar da yazı yazıyor. İbrahim Kahveci diyor çok güzel yazmış, şöyle önemli bir konu yapmış. Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci. Ya kardeşim medyadasın. Ya bir ben araştır. Ben öyle nitelendirmiyorum. Sadece benim karara dair nitelendirmem. Bugün Erdoğan'ın AKP'nin aktörlerinin en kızdı gazete olduğu yönünde. Biz sadece bu tür yalanların hiçbirini, evet. Bir tek ben burada muhatap aldım bu yalan konuşan şeyleri diye, arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Bizim arkadaşların hiçbiri bu tür yalan şeyleri muhatap almıyorlar, böyle bırakıyoruz. Şimdi bir başlayalım gündeme, çünkü üzerine konuşacağımız birkaç şey var. Önce efendim müsaadenizle bir günün bilmecesini size sormak istiyorum. Yalnız uyarayım. Bilenler bilmeyenlere lütfen söylemesinler. Şimdi günün bilmecesi şu. Biliyorsunuz meclis açıldı. Dün de ilk grup toplantıları yapıldı. CHP grubunda Kılıçdaroğlu konuşurken meclis CV'yi bunu ne kadar süreyle verdi? A 1 saniye, B 30 saniye, C 3 dakika, D 10 dakika. Siz herhalde yanıtı biliyorsunuzdur.
Vallahi seyredemedim hiç. Bir şey bilmiyor musunuz? Aa, ne güzel. Size de sürpriz olacak. Bilmeyenlere de sürpriz olacak. Bakalım Meclis TV'de ne kadar süreyle yayınlanmış. Şimdi günün en sıcak iki başlığını da bunun yanıtına geleceğiz. O konuşmanın içeriğiyle birlikte geleceğiz. Ama günün en sıcak iki başlığıyla bir girizgah yapalım. Biri Ege'de efendim bir deprem oldu. Marmaris açıklarında tam Ege ile Akdeniz'in birleştiği noktada 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aslında Ege Denizi de işte dediğim gibi Karadeniz, Akdeniz'in birleştiği yerde yaklaşık ve biraz denizde açıklarda ama bayağı Fethiye'de, Marmaris'te falan hissedilmiş deprem. Ama hissedilmekle kalmış olay, onu söyleyeyim. Bir başka sarsıcı olaya da çok kısacık vereceğim. Şimdi efendim bir görüntü gelecek ekrana. O görüntüde yolsuzluk ve işsizliği protesto görüntüleri var. Verelim arkadaşlar. Benim sesim açık mı arkadaşlar? Tamam, açık. Şimdi burası seslerden de anlamışsınızdır. Türkiye değil, burası Irak, Bağdat. Bağdat'ta kitlesel, uzun zamandır görmediğimiz kadar kitlesel bir eylem yapıldı. Mesele işsizlik ve yolsuzluk dediğim gibi. Hatta o kadar şiddetliydi ki bu gösteriler ve buna gösterilen tepki. En az 7 ölü olduğu söyleniyor. O görüntüler de geliyor. Ve eylemin nedeni işsizlik, ona bağlı yoksulluk ve yolsuzluk üzerine. Şimdi bunu geçelim. Gelelim kendi işsizlik, kendi yoksulluk, kendi yolsuzluk varsa gündemimize, başlıklarımıza. Dün Yavuz Oğhan konuğumdu. Birkaç kere sizin bugün konuk olacağınızı da bilmiyor. İşte İbrahim Kahveci yazdı ki, İbrahim Kahveci dedi ki, İbrahim Kahveci'nin yazdığı gibi. Sonradan söyledim, dedim ki yarın geliyor. Aa, öyle mi dedi. Şimdi İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nde köşe yazısı yazılarını okuduğumuz ekonomi uzmanı. Bir Türkiye fotoğrafı çekiyor. Haftada kaç gün yazıyorsunuz? 4 mü? Genelde 4 veya 5. Şimdi ben gerçekten hepsini, hemen hemen hepsini okuyorum. Notlarım da var zaten. Bunlardan size soracağım. Ama enflasyon meselesiyle başlayalım ve lütfen bize anlatın. Bakın, enflasyon rakamları, bugün ayın 3'ü ya, enflasyon günü ya. Bugün enflasyon rakamları saat 10 gibi, her zamanki gibi açıklandı. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre 0.99 artmış. Bunu gelelim yıllık bazda ne olmuş? Yıllık bazda şimdi bunu bütün televizyonlar, tabii hangi televizyonları kastettiğimi biliyorsunuz. Ve tabii ki malum medya, müjdeler olsun destan yazdık diye verecek. Eylül'de %9.26, yani 2017'den beri ilk defa %10'un altında tek haneli. Şimdi enflasyon düşmüşmüş dedim. Yani çünkü benim aklıma almıyor bazı şeyleri. Mesela elektrik zammını görelim. Elektrik zammı 2018'den bu yana 5 kere artmış. 1 Ağustos 2018'den bu yana en son gelen zam %15. Aynı sütunları, aynı oranları, 3'ü 2018 gene aynı şekilde, ikisi 2019'da doğalgaza koyun, doğalgazla aynı grafiği görürsünüz. Şimdi patlıcanı biberi saymıyorum bile. Elektriği, doğalgazı vesairesi. Nasıl oluyor da, ama ne olur bana anlatır gibi anlatın, enflasyon neden düşmüş oluyor? Şimdi birkaç sebep sayalım. Bir, %9,5, yani tek hanede olsa 9,5, 9,8, 9,9 neyse. %10 civarı diyelim. %10 civarındaki şey bir fiyat düşüşü veya fiyatın aynı seviyede kalması değil ki. Bu şu demek.
geçen yılla beraber. Kur artışı oldu. Geçen yıl 100 liralık fiyat 120 liraya çıktı. Hı. Bu yılda üzerine bir %10 daha ekledi. 120 liranın %10'u ne? 12, 132 oldu. Hı. Yani 120'den fiyat 2018'in başında 100 lira olan fiyat 2018 sonunda 120'ye çıktı. Şimdi tek haneye düşünce 120'den 119'a 118'e düşmedi. Sadece 100, bir yılda 20 lira çıktı, şimdi 12 lira çıktı. %10. Anladım. Fiyat baz düşmüyor. Etkisi denilen baz vardı etkisi mı zaten? Denilen bu. Ama bu kadar fiyat artışı varken, şimdi onlar da gene mesela elektrikteki %15 zam. Sıfır üzerine yapılmıyor ki, önceki zamların üzerine yapılıyor. Gene katlanıyor. Tütün böyle... üzerine yapılan zam çok ağırlığı var. Tütün mesela tütün zammı %5'e yakın ağırlığıdır. 100 liralık vatandaşın 100 liralık parasının 5 liraya yakına 5 lira 4 lira civarında tütün şeyi etkisi elektrikten daha ağırdır. Ama elektrik ve doğalgazın girdi etkisi yüksek. Yani birçok sektöre girdi verdiği için İleriki dönemlerde kademeli olarak firmalar bu zammı, elektrik ve doğalgaz zammını vatandaşa kademeli olarak yansıtır. Zaten vatandaş bir evde kullandığı elektrik ve doğalgaz, doğalgazı daha henüz farkında değil, kış ayı olmadığı için ağırlığı neredeyse büyük kısmını, çok büyük kısmını ısınmada kullanıyor doğalgazı. Onu kış aylarında görecek. %32'lik zam maliyetini kış aylarında görecek. Ama elektriği önümüzdeki ay itibariyle hemen görmeye de başlayacak. Ama ikincil etkiler, ikincil dalgalar önümüzdeki dönemde diğer fiyat artışlarıyla beraber yansıyacak. Ama burada bir şey dikkatimizden kaçmasın. Nabız. Nabzımız yani çok fazla atıyor. Hmm. Bu nedir? Bir dinamizmi ifade eder aynı zamanda. Bir canlılığı ifade eder. Doktora gittik, doktor muayeneyi öldürdü, şey verdi, sakinleştirici ama sakinleştirici verirken hasta bayıldı. Nabız neredeyse atmıyor. Bizim ekonomide şu anda yaşadığımız bu finansal göstergelerdeki durağanlığın bir sebebi budur. Ekonominin nabzı atmıyor. Talep yok. Talep olmayınca ne oluyor? Fiyat artışına şirketler, siz şimdi kalem üretiyorsunuz. Kalem, 10 kişi kalem isterse bu kalemin fiyatını 1 liraya satabilirsiniz. Ama 10 kişi değil de 20 kişi isterse kalemi 1.25'e 1.30'a satmaya çalışırsınız. Talep fazla. Ha, talep düştü. Neden alamıyoruz? Nabız yok işte. Ekonominin nabzı durdu. Ama daha da başka bir şey. Böyle çok detaya girmiyorum şey için. Tabii, hani tabii. Süre şeyinizi söylediğiniz için. Yoksa bunu çok uzun uzun anlatırız. Bir başka sorun daha var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşsizlikte olsun, enflasyonda olsun, büyümede olsun açıkladığı datalar, verilerin çapraz sorgulamasında ciddi şüpheler ortaya çıkıyor. Ciddi şeyler çıkıyor ortaya. Birbirini tamamlamıyor veriler. Hı-hı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Nasıl bir örnek? Türkiye'de elektrik tüketimi. Şimdi bir elektrik var, bir de enerji var. Enerji daha yukarıda. Yani elektrik, doğalgaz, kömür, bütün bunları kapsıyor enerji. Ama ana gövde elektrik. Şimdi siz trafolardan, şeylerden bütün Türkiye'nin elektrik tüketim şeyini ölçüyorsunuz. Günlük takip ediyorsunuz. İşte elektrik tüketimi aşağı yukarı. Tüketim derken yanlış anlaşılmasın, üretim de aynıdır. Depo yok. Elektrikte depo olmadığı için tüketimle de şey çok küçük ihracat ithalat şeyi var. Onlar da önemli değil. Yani benim tüketim dediğimi siz üretim olarak da anlayın. Elektrik üretimi aşağı yukarı ilk 6 ay 7 ayda %3'e yakın 2 küsür düşmüş. Ama TÜİK'in imal sanayi üretim endeksini alıyorsunuz. Orada diyor ki enerji üretimi %3 artmış. Ya kardeşim, elektrik üretimi %3 düşmüş veya 2,5 düşmüş. Ana gövde, enerjinin ana gövdesi. Sen burada enerji üretimi %3, 3,5 artmış diyorsun. Nasıl artıyor? Bilemiyorsun işte. Buna ben TÜİK mucizesi diyorum. Abrakadabra. İnanılmaz mucizeler oluşuyor. Yani Arjantin'de benzer bir şey oldu.
Ve uluslararası denetim geldiği zaman ilk istatistik ofisine gittiler. Hemen istatistik ofisine gittiler ve istatistik Arjantin'de eski yıllarda istatistik ofisini ele aldılar. Açıklanan verilerin güvenilirliği, belki bugün bir veriyi ben yalan söyledim ve bir kalem elde ettim. Ama yarın kalem fabrikasını kaçırmış olurum o yalanım ortaya çıkınca. Bir şey soracağım bu noktada. Şimdi siz